Son bir şey kalmış. 16 yaşında katıldığım bir yarışma var. 15 mi orada? Güzellik yarışması. 2006'da bunu ne tatlı bir anı diye de görenler var. Şöyle diyenler de var. Aa bak zaten şöhret olma meraklısı işte 15-16 yaşında da bu programlara katıldı. Hı-hı. Orada Deniz Akkaya var jüride. Tolgahan Sayışman sunuculuğunu yapıyor. Urkan Erez var falan. Sen bir şey söylemek ister misin? Oradan güzellik belki bir iki fotoğraf veririz. Voleybolcuydum 15 yaşına kadar. Bana herkes etrafımda fiziğin çok güzel, çok güzelsin, çok güzel bir kızsın. Senin kesin modellik ya da işte dizi oyuncusu olman lazım. Kesin de bu işe gir Şeyma diye bir şey geldi. Lisede moda tasarım okuyordum. Zaten böyle o tarafa doğru kaymadaydım. Moda tasarım okurken biz kendimiz kıyafetler tasarlayıp, çizip, kalıbını çıkarıp bunları dikip sonra böyle yürüyerek defilede işte sunuyorduk onları öğretmenlerimize, dekanlarımıza, işte şeylerimize. O benim kafama 15 yaşında böyle dın 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 girmeye başladı. Ondan sonrasında ben 15 yaşında... Anne, bu sen misin? Aynen benim, gayet de aynı. Sol taraftaki hiç sana benzemiyor, sağ taraftaki... Aynı benim yani. Dişlerim çok kötüydü, diş etlerim çok kötüydü. Diş etlerimi yukarı kaldırdık, aldırdık. Ondan sonra cimet içeri doğruydu, dişlerin aral yapıldı. Ondan sonra hani Nezi, estetik derseniz... Çok kötü bir makyaj var o mavili, göz yani, makyajın. Yani çok kötü bir makyaj var. 15 yaşına yapılan, 15 yaşındaki bir kıza, 16 yaşındaki bir kıza daha yeni gelişiyor yani hani artık şeyinde. Olan bir kıza böyle hani makyaj yapıldığını ve böyle hani... poz veren bir kız yani. Yan yana bir koysanız Allah aşkına, estetik iddialarını da konuşalım. Gerçi YouTube kanalında detaylı izleyebilirsiniz. Estetik evet, iddiaları doktoruna gitmiş soruyor. Bende ne var diye açıklıyor. İzlesinler. Aynen oradan. Onu da izleyebilirsiniz. YouTube'umda zaten her şeyi gösterdim. Yani 16 yaşında annemi zorla mankenlik buna götürdüm. Ama zorla hani anne ne olursun kızım bak babam bizi... Hayır anne ne olursun lütfen bilmem ne. Zorla buna gittik. Sonra bir anda ben dizi oyuncusu olacakken galiba Gaye Sökmen o zaman beni buna hani yönlendirdi. Böyle bir durum vardı. Hani onu olmak istiyorken yani. O bir anda ona girdim. Ha, o kadar spontane gelişti ki bir günde gelişti zaten. Bir günde girdim bok çıt ekrandaydım zaten. Orada da yine hani arkada başka bir şey konuşuluyor. Öne çıkıyoruz mikrofonuna 15-16 yaşında bir kız var yani. Hani evet öyle giyinmem iç çamaşırı ama onu giyerim falan. Böyle bir yani ne dediğini bilmeyen bir kız. Tamamen benim hatam diyeyim ama girdim. Onları önümüze ışık, makyaj, 15-16 yaşındaki kız buradan çekilmiş. Orada kendi seksi bakmaya çalışan bir kız falan böyle tavırlarında. Ergen bir kız var. Onu sürekli önümüze koyup Şeyma'sı başının büyük gelişimi. Gidin bakın Bella Hadid'lere, başkalarına bakın. Onların da gelişimlerini, değişimlerini görürsünüz. Bıçak altına yatmadım. Yüzümle alakalı bir şey yaptırmadım bıçak altında. Burnum daha yeni orada yapılıyor. Ben hala şu anda eğer şu açıdan çekersem burnum kocaman çıkar. Bu açıdan çekersem burnum daha güzel çıkarı biliyorum. O zaman 15-16 yaşında yine onun şey yapılıyor. Yani botoks yaptırıyorum evet. Hani dudağıma dolgu yaptırıyorum evet. Ama bunu 18 yaşında kızlar, 17 yaşında kızlar yaptırmaya başladı. O yüzden hani benimle ne dertleri var sürekli ben. Demek ki o kadar güzelleştim ki. Ama yani o kızdan bu kıza dönüşmek de hakikaten bayağı... Aynıyım Ali abi aslında. Makyajımı falan sil aynıyım yani. Vallahi bak aynıyım. Böyle ama duruyorum bak böyle. Böyle bakmışım. Hala çirkinim. Bak şu an bakıyorum mesela bu açım güzel değil. Mutlu biri değil sanki silah zoruyla mafya oturtmuş. Poz vermeyi bilmiyor. Bak, ben hala güzelim. Öyle poz veriyorum bak. Bak şu an güzelim. Böyle değilim. Böyle yaparsam. Mesela hani biliyorum, açılarımı biliyorum artık, anladınız mı? O yüzden sürekli selfie şey kraliçesi derler bana. Çünkü artık nasıl olduğunu biliyorum. Şu an böyle çıkıyorum değil mi? Ekranda nasılsam öyleyim. Evet. Açın kötü mü? Yanlış kamera mı çekiyor? Hayır. Tepeden kamera çekmiyor. Demin bununla aynı şey. Gerçekten aynıyım ya. 15 yaşında. Ay bence güzelleşmişim ben, evet. Evet güzelleştin şimdi. Değil mi? Evet. Yani. Bana güzel büyüyorsun diyorlar değil mi? Evet. Güzel büyüyorum ben. Harikalı yalanlara sor. Çekenlerin ağzı açık bakıyorlar şu anda. Şeyma kesin şöyle diyorsunuz değil mi? Bak, Şeyma Subaşı böyle miydi? Diyor musunuz, demiyor musunuz? Demiyor musun böyle? Kim içeriden yönetmen bir şey söylüyor, ne diyor? Ya ne diyor? Duyamadım.
Duyamadım. Siz yönetmeni duymuyorsanız bizi duymaz. Çünkü onu diyen çok var. Şeymaz Başı böyle miydi ya? Gerçekten mi ya? Hani yani hiç biz seni o kadar böyle snob kendini beğenmiş. Hani yok benim için ne diyorlarmış? Benim kuliste isteklerim varmış bilmem ne. Tabii dudak uçuklatan istekleri var diye bir haber hatırlıyorum. Hayatımda yani hiç istemedim. En fazla çekimde kahve istemişimdir. Kahve. Yani kuliste derken bir yere konuk olarak gittiğinde mi? Dur haberim. Çekime gittiğimde, kulis bir yere konuğa gittiğimde bir şey gidersem. Yani benim dudak uçaklatan şeylerim varmış. İsteklerim ne istiyorsun var. Da farkında değilsin? Bilmiyorsun. Hiç hayatımda bir şey istemedim. Kahve dedim hani kahve var değil mi falan. O da zaten şoförüme falan aldırırım mesela hani. Yoksa başkaları zaten oradaki ekibi aldırırım. Hani İbrahim bize 10 tane şundan Starbucks'a şöyle şöyle getirir misin? Heltiş'ten bunları getirir misin diye başkanı hani tam kaç tersi. Kaç kişilik ekibim var? Şoförün, asistanın? Asistanım, şoförüm, bir tane dadım Sophie, ondan sonra bir tane de her gün eve gelen kadın. Ya onlar başka bir şey. Yani şey olarak seninle dolaşan korumanlar sadece mı? Sadece Aysu. Yok. Ne koruması? Ama bence olabilir yani. O kadar çok çünkü garip garip tipler geliyor.